Merhaba arkadaşlar, yine bir video ile karşınızdayım. İftara güzel bir domates çorbası yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için size malzemelerimi söylüyorum. Ben kolaylık olsun diye buraya 2 yemek kaşığı tereyağımı koydum. Evvela onu göstereyim. Şöyle 2 tane büyük boy domatesim var, 1 kuru soğanım var, 1 kapya biberim var. Tohumlarını çıkardım. Burada bir çorba kaşığından bir tık fazlası domates salçam var, tuz, karabiber, pul biber ve belki çorbaya krema koyabilirim. Şu an emin değiliz ama bakacağız. Şimdi arkadaşlar, ilk önce ben bir borcam alıyorum. Borcama şöyle bir yağlı kağıt sereceğim ya da daha büyük bir borcam alayım. Arkadaşlar şöyle borcamıma güzel bir yağlı kağıdımı serdim. Şöyle biberlerimi atıyorum önce. Bunları fırında közleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da blender'dan geçeceğiz. Şöyle gelişi güzel atıyorum. Kafa gitti gene. Şöyle karıştırdım. Gördüğünüz gibi. Ben şu aşamada baharat vermiyorum. Bu şekilde fırına atıyorum arkadaşlar. Önceden ısıttım fırınımı. 250 derecede. Bunlar burada közlene dursun. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Fırına attığımız domates, soğanlarımız közlenirken biz şimdi çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Burada 2 çorba kaşığı tereyağımız var. Bunun üzerine iki yemek kaşığı un ilave edeceğim. Hatta şöyle un bu kadar kaldı, bunu da dökeyim ziyan olmasın. Şimdi kavuruyorum. Nasıl enerjiniz yok, sesiniz kısık. İftar saati yaklaştıkça. Altını biraz açtım. Sen bunu karıştır. Mekanın sahibi geldi. Alayım. Şimdi bunun üzerine bir yemek kaşığı salçamı. Aldım. Salçamı da kavuruyorum. Şu an altını kapatıyorum arkadaşlar. Fırından şey getiriyorum. Közlenmiş domateslerimi. Şimdi tenceremize ilave edeceğiz. Ben burada bir ileri geri yapıyorum. Rahat düşsün diye. Evet. Elimden kaydı.
şey yani hani temiz yağlı kağıt yani sonuçta. Evet şöyle yapayım. Kaşıkla karıştıracağım. Komple kapatmışız yalnız ocağı. Şöyle bunlarla beraber de şöyle bir karıştırıyorum. Evet. Suyumuzu veriyoruz. Burada arkadaşlar ben önce şey yapıyorum. Ne derler onun adına? Bir blenderdan geçiyorum bunu. Tamam mı? Ondan sonra koyuluğuna göre su veriyorum. Baharatlarımı da en son ekliyorum ben. Hani közlenirken atmadım. Şimdi de atmıyorum. Çünkü baharatlar içinde belli olsun istiyorum ben. O yüzden ama siz isterseniz közlerken de şu anda da atabilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Tenceremi buraya alıyorum. Yansın. Sıkıntı yok. Alsaydım iyi olurdu. Soğanlar yanmış. Bak ben bunu normalde şey yapıyordum. Elimle tek tek. Ocağımıza aldık ve şu an koyuluğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. İlk sıra çok güzel besleyici, hiç bulyon ve çeşni kullanmadan mis gibi bir çorba yaptık arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Ben bu sırada koyuyorum baharatlarını. Şöyle iki çay kaşığı tuzumu attım. Yine karabiberimi attım. Birazcık da pul biber atıyorum. Karıştırıyorum. Bu şekilde kaynayana kadar karıştırıyorum ara ara dibi tutmaması için. Un ile bağlamıştık çünkü. Bu şekilde kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamız kaynamaya yaklaştı. Görüyorsunuz. Ben bu aşamadayken şu paketimin dibinde hemen hemen böyle yarım çay bardağı kadar kremam var. Onu da ilave ediyorum. Yani sadece paket, açık pakette kremam olduğu için kullandım. Siz kullanmaya da bilirsiniz. Zaten tarifte malzemelere de eklememiştim ama ben ziyan etmemek için kullandım. Zaten çok az bir kremaydı. Közlenmiş domatesli, biberli, soğanlı çorbada ilk defa krema deniyorum ben de. Bakalım artık iftarda tadına bakacağız. Evet çorbamız kaynıyor. Çırpma telini artık çıkardım içinden. Bir kaşık yardımıyla üzerindeki köpüğünü alacağım. Daha sonra çorbamız hazır arkadaşlar.
Bakın zaten ortaya toplanıyor. Şöyle bir kaşıkla veya kevgirle çorbanın altını kıstım arkadaşlar. Bu köpüğünü almak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü çorbanızın üstü kabuk tutar. Bu da biraz dinlenip bekletiyoruz çorbayı, malum iftara kadar. Kaymaklı kaymaklı çorbamız olur. Şöyle son bir fokur fokur daha kaynatayım. Görün arkadaşlar. Bakın. Ve bu şekildeyken kapağını kapatıyorum. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Sunumunu yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü iftara olacağı için. Ama eğer yapmış olursam da sizin için videoya ilave yapacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı iftarlar. Hoşça kalın. Thank you.